Px bir polinom fonksiyon olmak üzere demiş. Burada Px türev, ikinci kez türevlerini görüyorsun değil mi? Ne yapsak acaba? Zaten bizim Px'imiz Ax kare diye başlamalı. Çünkü en yüksek dereceli olan burada Px'tir. Değil mi? Yani P ikinci kez türev ve P birinci kez türev kesinlikle derecesi daha düşük olacaktır. Yani polinomuzu şöyle bir varsa bile başlatalım. Ax kare artı bx artı c'dir. Yani şunun ax kare olması sen rahatsız etmesin. Zaten px'in e, en yüksek derece olmasından dolayı bunun başlangıcı da ax karedir. Tamam. O yüzden bunu rahatlıkla yazabilirim. Peki bu yalnız buraya ben pt x yazmışım fark ettim mi? O bizim px'imiz olacak. Şunu iptal edelim. Sonra p türevini bir bulalım. p türevi nedir? 2ax artı b. p ikinci kez türevi de bulalım. Hepsi lazım bize çünkü. Oradan da ne geliyor? Sadece 2A geliyor. Şimdi şunları taraf tarafa çıkartırsak. Çünkü burada o söylenmiş. Çıkarttığımız zaman ben buradan çekileceğim. Şu yazayım. Ne oldu? AX kare. Sonra bir bakıyorum. B eksi 2AX ve C eksi B. Bu ne verilmiş bize? Şuraya eşittir diyor. Ya bir yazmama gerek var mı? Neyse yazayım. Buradan bazı değerlere ulaşabilecek miyiz? İlk önce ne görüyorum buradan? Ee, AA zaten yapacak bir şey yok. Burası, bak burası kaça eşit? 3'e eşit. Şurası da neye eşit? 4'e eşit. Buradan ne B'ye ne de şu an C'ye A'ya ulaşamam. Çünkü 3 tane bilinmeyen var, 2 tane veri var. Yeterli değil. Tamam başka ne var? Şunları diyor, topla diyor bak. Şu ikisini toplatıyor. Topladığımız zaman ne elde ediyoruz? Onu da alta yazalım. Ee, elde ettiğimiz şey şu. 2ax artı b artı 2a elde ediyoruz. O da 4x artı n e eşitmiş. He, evet şimdi çıkmaya başladı. Görüyor musun? Burada x'in kat 2a şurada 4. Demek ki a değerimiz nedir? 2'dir. Bunu bir alalım. Yani a'nın 2 eşit olduğunu Şöyle bir paket diyelim. Peki başka. Şu, buradan en demiş. Veri gelmez. Buraya geri gidelim. Bak şuraya. Ee, burası 3 ya. Ben a'nın yerine 2 koyunca burası kaç etti? Şurası 4 etti. Şimdi b'den 4 çıkınca 3 ettiğine göre b'nin değeri nedir? 7'dir. Tamam b'yi buldum. Peki buraya gelelim. Şimdi bu 7 ise... C'den 7 çıkarsa 4 kaldığına göre C'nin değeri nedir? 11'dir. Evet bütün değerlere ulaştım. O halde Px polinomu da artık biliyorum. Ne çıktı biliyor musun? 2x kare. Çünkü A'yı biz 2 bulmuştuk. Ondan sonra başka ne var elimde? Bx'ti artı 7x ve C'ydi. O da nedir? Artı 11'dir. Polinomumuz bu. Soru ne diyor bize? P eksi 1 nedir? Yerine yazalım. Bitti soru. Bura 2. Bura eksi 7 artı 11. Şuradan eksi 5 var. Artı 11 daha ne geldi? 6 geldi. Yani cevabımız E şıkkında görünüyor. Tamam. Peki. Ne demiş? Böyle bir parabol aslında içerisi. Bunu mutlak değerini almış. Fonksiyon x e 2 apsisi noktasındaki türevi diyor olmadığına göre diyor. He, 2'de türevi yokmuş bunun. Ya bu şöyle bir dünya. Bak ben Şöyle çizeyim. Bu x eksenidir diyelim. Tamam. Bir de parabol çizeyim ben buraya. Şöyle bir parabol hayal et. Yani normalde bu mutlak değersiz hali. Tamam. Şimdi ama bize diyor ki mutlak değer diyor. Şimdi mutlak değerini aldığımız zaman bu nasıl bir grafik olur biliyor musun? Şöyle olur. Bu bölüm aynen yukarıdan yani pozitif değerler aldığı için böyle durur. Buna yapacak bir şey yok. Ama şu alt katman üste çıkar ve şu da yine yukarıda olduğu için o da durur. Yani bizim parabolümüz böyle bir şekil. Mutlak değerden dolayı. Niye biz böyle olduğunu anladık biliyor musun? X 2 de diyor türevi yok diyor. Demek ki orada kırılmış. Yani şurası 2 noktası aslında. Anladın mı? Yani gerçekten grafiğimiz şöyle bir şey. Bize sorulan da türevin olmadığı diğer nokta. Ha, yani şuranın ne olduğu soruluyor. Benim anladığım şey şu olur bu durumda. Demek ki parabolü bir düşün şöyleydi Yani buranın kökü 2'dir. X'lerin 2'yi yazarsak 4 eksi 2M artı 14 eşittir 0. Buradan 2M 14 yani M eşittir ne geldi? 9 geldi. Oldu. Ee, peki o zaman X kare bak 9'u yerine yazdım. 9X artı 14 bizim aslında parabolümüzün yani şu haliyle mutlak değersiz parabolümüzün şeyi bu. Eşiti bu aslında. Ve bunun x ekseni kestiği yeri merak ettiğim için bunu sıfır eşitlemem gerekiyor. Çarpanları ayıralım. x eksi 7'ye ne geldi? x eksi 2 geliyor. Evet. Ee, birisi 7 çıkıyor. Diğeri de 2 çıkıyor. Ki zaten bize 2'yi vermişti. Demek ki Buradaki değerde ne olmalıdır bu durumda? 7 olmalıdır. Bize de onu soruyordu galiba bir bakayım. Evet diğer noktasının apsisini soruyor. Cevap nedir? E şıkkıdır. Anladın mı? Tekrarlıyorum. Bunun, grafi bunun grafiği bir parabol belirtir. X eşittir 2'de türev yoksa orada kırılıyor demektir. Çünkü sürekli bir ifade bu. Bunun kırıldığı yer 2 ise Buranın içinin kökü 2'dir deyip m'i buluyoruz. Sonra bunun grafiğinde yani bunun grafiğini çizdiğimiz zaman parabolün grafiğini çizdiğimiz zaman x ekseni kestiği yerler sıfır işte olan yerler olduğu için y'nin sıfır olduğu yerler olduğu için çarpanlara ayırdım ve tekrar ikinci x eksenine değdiği yeri de buldum. Kestiği yeri de buldum tamam Mevzu bu. Şimdi buna gelelim. Px polinomu gerçek sayılarda tanımlı 3. dereceden bir polinom olmak üzere. X eksenini en çok 3 noktada keser demiş. Bu cümle doğru mu? Şimdi bizim x eksenimiz bu olsun. Şimdi, e, parabol ne parabolü? <laughs> Demek soruda kaldım galiba. 3. dereceden polinomlar grafikleri ya böyle. Tabii ki bu böyle olunca buradan aşağı doğru inebilir. İhtimalleri söylüyorum ben sana. Tekrar bir şey daha çizeyim. Belki şöyle de olabilir, böyle de gelebilir. O zaman böyle yapar. Belki de şöyle bir yapıya da sahip olabilir. Hani şöyle gelir. Şöyle de olabilir. Tabii bunun bir sürü ihtimali var. Bu ters de olabilir. Yani şöyle olabilir. Başka ne olabilir biliyor musun? Mesela şöyle de olabilir. Hani gibi. Üçüncü dereceden eğrilerin modelleri bunlar aslında hani. Şimdi baktığımızda x ekseni en çok 3 nokta keser şöyle bir grafik için doğrudur. Tamam bu doğru. Yerel minimum noktası vardır diye sormuş. Ee, Bunu yerel minimum noktası mesela şu grafiği düşünürsek yok. Değil mi? Çünkü sonsuza kadar aşağı iniyor. Herhangi bir ekstrem noktası da oluşmuyor. Bu kesin değil yerel maksimum noktası vardır deyince mesela şunun için düşünüyoruz. Bunun için de yerel maksimum noktası yok. Geç. Daima artandır diyemem. Belki grafik böyledir. Görüyorsun bu sürekli azalıyor. Yani şunu alırsak tamam da e, biz kesinlikle istiyoruz. O yüzden daima artandır cümlesi de yanlıştır. Grafik daima x eksenini keser. Gerçekten öyle mi? Bir bakalım. Öyle. Çünkü x eksenini Görüyorsun bütün grafik modellerimizde kesiyoruz. Çünkü sonsa giderken yani artarken aşağı taraftan azalmak zorunda. Yani bir şekilde x'e inmek zorunda ya da e, azalırken e, yine tekrar ne yapmak zorunda? x eksenine inmek zorunda. Bir şekilde x eksenine değecek. E, dolayısıyla grafiği daima x eksenini keser cümlesi nedir? Doğrudur. Grafik y eksenini kesmeyebilir demiş. Şimdi şöyle düşünelim. Ee, mesela bir tane üçüncü neden bir şey yazayım. ax kare bx artı c hatta bir dakika üçüncü neden değil mi? Şu, şu ve şu. Ee, biz y eksen kestiği nereden buluyoruz? x'e sıfır yazarak buluyoruz değil mi? Sıfır yazdığımız zaman bir d değeri var mıdır? Vardır. Ha bu d olmasa d'yi attık desem bu sefer x'in e sıfır koyarsan sıfır çıkar. Yani bir şekilde x0 için bir y değeri kesinlikle ne oluyor? Çıkıyor. Çıktığına göre de y eksini kestiğini anlıyoruz. O yüzden kesmeyebilir cümlesi de yanlıştır. Biz doğru yaradığımız için cevabımız iki maddemiz doğru çıkıyor. E şıkkıymış. Dördüncü sorudayız. Yukarıda grafiği verilen y eşit fx fonksiyonu için aşağıdaki hangisi yanlıştır demiş. Şimdi eksi 1, 2 ve 5. Eksi 1, 2 ve 5. Türev yoktur diyor. Bir daha bakabilir miyim? Eksi 1 şura. Evet burada bir kırılganlık var görüyorsun. Şunu ufak renkle yapalım karışmasın. Burada kırılmış. 2'de de kırılmış. 5'te de kırılmış. Yani çünkü şöyle bir hareket var. Bak burada görüyorsun değil mi? E, parabolün bitiş yeri sanki burası. Şurada bir doğrusallaşıyor. Burada bir kırılma var. Bu cümle nedir? Doğrudur. Biz ne istiyoruz? Yanlışı istiyoruz. Pekala. Şimdi 4 ile 5 aralığı için f türev negatiftir diyor. 4 ile 5 nerede? 4 ile 5 aralığı şurası. Şurası. Aslında şunu yukarıya çıkartsak iyi olurmuş. Şöyle. Burada sen t çizdiğini düşünsene bir. 4 ile 5 aralığı bir t çizdiğin zaman tam da çizemedim. Biraz daha eğimi şöyle yapayım. Şöyle bir şey düşün. Şurada bir yerde T ye çizdik. Ne oldu? Negatif çıktı bunun eğimi. Bu da öyle diyor zaten doğru. Peki F türev eksi 3 sıfırdır diyor. F türev eksi 3 burada gerçekten sıfırdır. Çünkü eğimimiz görüyorsun. X eksenine paralel olmuş. Bu da doğru. Ee, eksi sonsuz 7 aralığında x eşittir 4 noktası mutlak maksimum mu vardır demiş. Bir dakika x eşittir 4 noktasında Mutlak maksimum vardır diyor. Yani şöyle geliyor. Ta diyor buradan geleceğim. Nereden geleceğim biliyor musun? Onu şöyle bir göstereyim. Şuralardan bir yerden. Eksi 7 diyor. Eksi sonsuz diyor çünkü. Eksi sonsuzdan geliyorum ben. 7'ye kadar. buraya kadar. Şurası eksi sonsuz. Ve bunun mutlak maksimumu da diyor. X eşittir 4. Değil. Çünkü şuradan uzattığımızı düşünelim ki burada bir parçası var zaten bunun. Buralardan bir yerden de değil mi? Daha büyük bir değerle karşılaşabiliriz. Görüyorsun. Dörtteki değerini ne yapabilir? Geçebilir. O yüzden bu cümle doğrudur diyemeyiz. Yanlış arıyoruz. Yanlış bu. E'ye de bakalım. Eksi 1 ile 2 aralığında. Eksi 1 ile 2 aralığı şurası. Şu bölüm. Türevin değeri sıfırdır diyor. Çünkü e, doğrudur bu. Çünkü burada görüyorsun değil mi? Ee, nedir? Y eşittir iki doğrusu var. Bunun eğimi de nedir? Sıfırdır. Bu da nedir? Doğrudur. Tamam cevabımız değişikmiş Geçtik. Y eşittir x kare eksi x eksi 4. Eğrisi üzerindeki noktaların koordinatları toplamının en küçük değeri aşağıdakilerden ...hangisidir demiş. Şimdi böyle bir parabolümüz var elimizde. Bunun bir noktası var. Bu noktaya biz x'e y diyoruz biliyorsun. E, hatta ben bu noktaya şunu da diyebilirim. x'e y x kare... ...eksi x, eksi 4 ya. Bunu yazabiliriz. Söylenen şey şu. Bunun diyor koordinatları toplamı diyor. Biz buna t diyelim toplam olduğu için. E, o halde topladığımız zaman ne elde diyoruz? x kare eksi x eksi 4 artı x elde ediyoruz. Yani t neymiş? x kare eksi 4'müş. x'er gitti çünkü. Şimdi türevini alalım bunun. 2x yaptı 0. x ne geldi buradan? 0 geldi. En küçük değeri aşağıdakilerden hangisidir? Bize değerden bahsediyor. Ee, koordinatları toplama. Evet o zaman biz gideceğiz. Ne yapacağız? Bu x eşittir 0'ı şurada yerine yazacağız. Yerine yazdığımız zaman da t'nin değeri gelecek? Eksi 4 gelecek. Cevabımız neymiş? Yani eksi 4'müş B şıkkı. Şimdi bu soruya geçelim. Aylık giderleri toplamı x kare artı 1 bin TL olan bir şirketin aylık gelirleri toplamı da eksi x kare artı 16 x bin TL'dir. Buna göre bu şirketin bir aylık karının en çok olması için. Şimdi kar o zaman kar ettiğine göre geliri daha yüksek. Gelirlerinden giderlerini atarsak karını buluruz. Ona da K diyelim. Şimdi gider neydi? Daha sonra gelir neydi? Eksi x kare artı 16 x'ti. Bu gelir. Ne yapacağız biz? Gideri atacağız. O zaman da ne oluyor? Kar kalıyor. Evet, eksi 2x artı 16, pardon, eksi 2x kare artı 16x, eksi 1 ile karşılaştık. Bunun türevini alacağız. Aldık ne geldi? Eksi 4x artı 16 geldi. Sıfıra eşitledik. X de buradan 4 geldi. Peki. Ee, evet. En çok olabilmesi için aylık giderleri toplamı kaç bin TL? Şimdi gider neresiydi? Şurasıydı. Yani biz x yerine ne yazacağız? O zaman şu 4'ü yazıyoruz. 4'ü de burada yerine yazarsak ne elde ediyoruz? 4'ün karesi artı 1. 16 bir daha... 17.000 TL olmalıymış. Yani D şıkkı. Pekala bu soru nedir? Eğrisi x eşittir 2'de x eksenine teğet diyor. Hmm. Şimdi teğet, teğet, teğet. Peki bir x ekseni çizelim. Şöyle bir x eksenimizi çizdik. Bu üçüncü dereceden bir eğri. Buna tahminim bir grafik çizeceğim. Şöyle bir şey olabilir. Böyle gelir. Şöyle bir hareket yapıyor olabilir evet. 2 burası. Ha yani grafik ben yine söyleyeyim izafi şöyle de gerçekleşebilir. Mesela nasıl bir şey olabilir? Şöyle onu zaten çizdim. Ee, bakayım şöyle şöyle de olabilir evet. Böyle gelip böyle de yapabilir. Yani iki burada da olabilir. Şu an bunu bilmiyorum. Sadece olayı anlamak istiyorum. Bu iki grafiğin hangi modeli olursa olsun benim anladığım şey şu. Bir kere P2 sıfırdır ve tam o noktadaki teğetimizin eğimi de sıfır olduğu için P 2de 2 de sıfırdır. Tamam. O halde ilk önce türevini bir alalım. Aldığımız zaman 3x kare artı 2 mx artı n yaptı. x yerine ne yazacağız? 2 yazacağız. Burası 12 artı kaç yaptı? 4m artı n eşittir 0. Bir tane veri bu var şu an. Tamam bu bir dursun. Bir de ne yapmamız gerekiyor? Peki yani şu an ben nereyi kullandım? Bu bilgiyi kullandım doğru mu? Sırada yani bunu kullanarak bunu yazdık biz. Sırada şurası var. Bir de bunu kullanalım. P2'nin sıfır olma durumunda. Şu aşağıda çalışayım. Ee, gidelim yerine yazalım. 8. Tabi şurada yerine yazıyorum. Artı kaç yaptı? 4m artı 2n artı 10. Bu da neymiş? Sıfırmış. Yani ne elde ettim ben şimdi buradan? 4m artı 2n artı kaç yaptı? 18 eşittir sıfır oldu. Şimdi şuna bir paket diyelim. Bize istenen neydi bu arada? M nedir diye soruyor. Tamam, bulduk galiba. Ne yapmamız gerekiyor biliyor musun? Ee, şurayı 2 ile çarpsak çıkarsak, Şuradan direkt çıkartalım. M'lerden bir kurtalım. Bunları çıkart. Çıkarttığınız zaman 4 M'ler gitti bak. 2 M'den en çıktı en kaldı. Sol tarafta kalan bu. Burada 18 var. Şurada 12 var. 18'den 12 çıktı. Ne kaldı? 6 kaldı. Yani n'in değeri ne geldi? Buradan eksi 6 geldi. Ama bize m'i soruyor. Mesela onu da gidelim şurada yerine yazalım. Burada n yerine eksi 6 yazacağız. 12'den 6 çıktı 6 kaldı. Yani 6 eşittir. Ne geldi biliyor musun? Eksi 4M geldi. Yani M değeri eksi 6 bölü 4 ya da eksi 3 bölü 2'dir. Evet. Cevabımız ne gelmeli? Eksi 3 bölü 2 gelmeli. A şıkkıymış. Tamam. Peki şimdi ne var elimizde? Bir sonraki soruya geçeceğiz tabii ki. Geçiyoruz bir fonksiyon verilmiş ikinci kez türev, birinci kez türev gibi şurada bileşkeye yatırılmış bu soru. O yüzden bunların türevini bir alayım. Yani fonksiyon türevlerine bir ulaşalım. Ne oldu burası? 6x kare eksi 6x artı 1. Bu birinci kez türev. İkinci kez türevi de almamız gerekecek. O da 12x eksi 6 yaptı. Güzel. Şimdi Bizde isteneni bir hatırlayalım. F ikinci kez türev içine. F birinci kez türev onun içine. F sıfır yazıyoruz. Kapat, kapat, kapat. Evet. Devam edelim şimdi. Söyle bana F sıfır nedir? Onu gidip burada yerine yazacaksın. Sıfır çıktı. Tamam. Ondan sonra ne oldu? F ikinci kez türev içinde F. Birinci kez türevin içine de sıfır geldi. Bu sefer şurada sıfır yerine yazıyoruz. Bak burada x'e sıfır yazdık. Bunlar gitti bir kaldı. Burası da neymiş? Birmiş. Şimdi ne kalıyor geriye bu durumda? F ikinci kez türeve bir yazmamız lazım. O da burasıydı zaten. Şurayı görüyorsun. Biz burada yerine 1'i yazarsak, x'in e 1'i yazarsak cevabımız ne görünüyor? 6 görünüyor. Yani D şıkkıdır. Tamam. Peki. Evet grafik çizilmiş. Çok küçük görünüyor buradan. Bilmiyorum okuyabiliyor musun? Ne demiş? Ee, bilgi. Burada bir bilgi verilmiş. Bir e, fonksiyon fonksiyon AB aralığındaki grafiği. Böyle olduğu zaman ikinci kez türev sıfırdan küçük. Böyle olduğu zaman ikinci kez türev sıfırdan büyüktür diyor. Yani bu aslında iç bükey dış bükey durumuydu. Bunları biz anlatmıştık Mifredat'ta olup olmayacağıyla ilgili hani e, miniyetimin kitabında bununla ilgili ikinci kitabında sorular olduğu için de biz bunları koymuştuk. O yüzden de kontrolde yapalım istiyoruz. Şimdi anlaşıldı bu zaten bildiğimiz bir şey. Peki ne diyor? Burada bir fx grafiği verilmiş. 1 ile 2 aralığındaki grafiği verilmiştir tamam. Evet yukarıdaki verilerden kaç tanesi aynı aralıkta kesinlikle artandır. Şimdi bunların artan olmasından bahsediyor. Artan mı değil mi? Şimdi birinci maddeyi ben şuraya tekrar alacağım. Verilen madde şu. F türev x eksi 12. Bunun artan azalan olduğunu anlamak istiyorsak bunu türevini alacağız. Yani ikinci kez türev x yapıyor burası. Şu 12'nin türevi gitti çöp oldu. Tamam. 1 ile 2 aralığında şimdi baktığımız zaman bu grafikte çukurluk yönü aşağı doğru. İkinci kez türevler çukurluk yönlerini bize söylerdi. Aşağı doğru olması şu anlama gelir. İkinci kez türev negatif anlamına gelir. Dolayısıyla buranın çıkan değeri nedir? Eksidir. Bizden istenen de neydi? Artandır istiyor. Yani halbuki pozitif çıkmalıydı eğer doğru olsaydı. Demek ki birinci madde yanlış. Anladım mevzuyu? Peki ikinci maddeyi farklı renkle alacağım. Şuraya yazacağım. Şimdi diyor ki f birinci kez türev x ve artı 12x diyor. Yine türevini al bunun. f ikinci kez türev x artı 12 etti. Şimdi şuranın biz ne olduğunu biliyoruz. Negatif olduğunu biliyoruz. Bir de artı 12 diyor. Ama bunun işaretini ben bilemem. Yani e, ee, mesela şurası eksi 13 ise eksi olur ama burası eksi 1 ise artı çıkar. Bunu kesinliği olmadığı için biz de kesinlik istediğimiz için bu da değil cevap. Peki şimdi 3'teyim. 3'ü şöyle alalım. Şimdi fonksiyon şuymuş orada. x kare eksi 1 artı 1'miş. Bunu türevini alacağız. Türevini aldığımız zaman ne elde ettim ben? Birinci kez türev. x kare eksi 1 çarpı için türevi 2x yapıyor. Şimdi bu ifade, bu ifadenin işareti baktığımda türev dediği için türev ifadesi, türev ifadesi ama burada kafamı karıştıran bir şey var. x kare eksi 1 aralığı eğer x'in aralığı 1 ile aralığı arasında ya acaba bu hala 1 ile 2 kalıyor mu? Kalmıyorsa ben bununla ilgili bir şey söyleyemeyeceğim bir test etmek istiyorum. Benim bana verilenlere göre x hangi arada geziyor? Şuradaki cümle, şeye bakalım. Buradaki söylenene göre x 1 ile ne arasında? Kapalı 2 aralığında. Peki karesini alır mısın bunun? 1 x kare küçüktür 4. Bir de 1 çıkart. Ne oldu? 0 küçüktür x kare eksi 1 küçüktür Şurada eşitliğimiz yoktu bu arada. Bunu yazarken elimden kaçtı. Bir de ne? Küçüktür 3. Şimdi yani şu içerisini görüyor musun? Burası şu an 0-3 aralığıyla ilgileniyor. Ama benim 0-3 aralığında yani e, şuradan geliyor 0. 0 aralığı şurası. Birden öncesiyle ilgili bir fikrim yok. O yüzden bu da çöker. Yani bunu bilemem. Ben sadece 1 ile 2 arasını biliyorum. Geri bilmiyorum. Peki şimdi dördüncü maddeye geldik. İşte oradaki yazı okunmuyor diye çok da sorunun e, maddeleri uzun olduğu için tekrar yazıyorum buraya. Şimdi bu ifadenin türevini alacağız. 1 bölü fx'in türevini alıyoruz. Aldığımız zaman şu gelecek. Eksi nedir? f türev x bölü f kare x. Bakalım bu pozitif gelecek mi? Biz ne istiyoruz? Artan istiyoruz unutma. O yüzden türevin sıfırdan büyük olanlarını cebimize koyacağız. Peki hala bakalım. Şimdi eksi duruyor. Şimdi türeve baktığımız zaman burada fonksiyon artan olduğu için artı. F kare de artı. Bunun neticesine çıktı. Eksi çıktı. Bu da yanlış. Bu da artan değil. Tamam son maddedeyiz. 5. Şimdi burada türev almamız gerekecek. Ona bir bakalım. Çarpma türevini alıyoruz. Yani elimizdeki şeyi şuraya tekrar yazacağım ben. Fx çarpı f x'i vermiş bize. Şimdi biz bunun türevini bir alalım. Çarpmanın türevini alacağız. Birincinin türevi f türev x çarpı ikinci. Sonra artı ikincinin türevi f ikinci kez türevi x çarpı birinci. Evet. Şimdi bir bakalım. F türevimizin işareti nedir? F türevimizin işareti pozitif. Öyle değil mi? Çünkü burada neydi? Artandı. Tamam. O zaman burası da pozitif. Peki ikinci kez türevimizin işareti çukurluk yönü aşağı doğru olduğu için nedir? Negatif midir? Evet. Peki fx'imizin değerlerine bakar mısın? Yani sen bu arada gidip de fx'in değerlerine baktığında eksi 1 ile eksi 2 arasında değerleri görmüyor musun? Görüyorsun. Demek ki o zaman burası nedir? Negatifti. Tabi bunların arasında hep ne var? Aslında çarpma var. O halde ne geldi biliyor musun? Bak bura artı, burada artı yapıyor sonucu bunun artı çıktı ha. Ben ne istiyordum artan istiyordum türevinin pozitif olmasını istiyordum Evet onu yapan bu oldu Sadece son madde doğru çıktı biliyor musun O yüzden ne diyeceğiz kaç tanesi istediği için bir tanesiymiş Bek geçtim Evet ee, fonksiyonun grafiği burada ve bize aşağıda hangisi doğrudur? diye sorulmuş. İlk önce ne var elimizde? Onlara bakacağız. Biliyorsun x şu arada geziyor. x bu arada ve x'in işareti negatif olduğunu görüyorum. Peki f(x) hangi arada geziyor? f(x)'in değerleri şu aralıkta. Burası f(x). Onun da negatif olduğunu görüyorum. Tamam. Bir de bu türevine baktığın zaman ya türevine bakarsın ya da artıyor mu? Zaten görüyorsun artıyor bu ee, nedir fonksiyonumuz. Ya da hani türev şurada bir teğet çizsem eğimi sağa doğru mudur? Evet. O zaman artandır diyoruz zaten. F türev x de nedir? Artı işareti sahiptir. Şimdi bunları burada şıklarda yerine yaza yaza neyi arıyoruz biz bu arada? Doğruyu arıyoruz. Onu bulacağız fx bir kere eksi f türev x artı buna çarpımı pozitif diyor. Yanlış. Evet öyle çıkıyor. Peki şimdi B şıkkına geçelim. B şıkkında f türev x pozitif. Şimdi şu e, e, fx negatif eksi fx'den dolayı artı yaptı. O zaman bu geldi cevap. Cevap bu çıktı direkt. Evet. B'ymiş cevabımız. Yine devam edelim. Şimdi şeye bakalım. Buna bakalım. F türev x pozitif. Yukarısı pozitif. Şimdi şu negatif, bu da negatif. Aşağısı ne yapıyor? Pozitif yapıyor. Pozitif pozitif bir negatif yanlış. Bu zaten pozitif. F türev x neydi? Negatifti. Negatif miydi? Bakıyorum. Hayır hayır. Türev bakıyorum. Pozitifti. O halde bu da yanlış. Burası nedir? F türev x'in işareti pozitif olduğu için negatiftir diyor. Bu da yanlış. Tamam. Cevabımız 5. Şimdi bu soru neyin nesiymiş? Bir bakalım. Şekilde grafiği verilen fx fonksiyonu için demiş burada türevlidir diyor. Bir dakika şey yapmış. R'den bunları atmış. Yani demek ki burada türevsiz. Peki türevsiz mi gerçekten? Bakalım. Eksi ee, 3'te görüyorsun süreksizlik var. Doğru. Türev alamayız orada. Eksi 1'e kırılganlık var. Alamayız. Bak burası kırılma noktası. Son bir de yine kırılma noktamız var. Alamayız. Şuna hep doğru çıkıyor. Yani bunlar da türev yok şu an. 4'te de yine süreklilik yok. Evet aynen. Eğer bu hani noktaları atarsan geri kalan her yerde türev alabilirsin. Bu cümle doğru. Biz ne arıyoruz burada? arada? Kaç tanesi doğrudur? Bir tanesi buymuş. Peki eksi sonsuz eksi 3 aralığında f türev negatiftir diyor. Yani e, azalan demek istiyor aslında. Eksi sonsuz, eksi 3 alanında azalan değil artıyor bu. Baksana. Şöyle geliyor. O yüzden bu yanlış. Şimdi F türev 3 pozitiftir diyor. Yani 3'teki türev ya da teğetin eğimi pozitif olacak. 3 nerede? 3 şuralarda bir yerde hani. Şuralarda bir yerde 3 değerimiz. Şuraya 3'ü yazayım ben. Şimdi sen oradan şu bir T çizsen. Şöyle bir T çizdiğini düşün. Denk getiremedim. Şöyle yapalım. Şöyle olduğunu düşünelim. Bunun eğimi nedir? Pozitiftir. Bu öyle mi diyor? Evet. Demek ki bu da doğru. F türev 0 0'dır diyor. O peki ne demek? Yani şurada bak x'in sıfır olduğu yer şurası ya. Şurası 0. Buradan ben ne yaparsam t çizersem neresi oluyor? Şurası oluyor. Bunun eğimi gerçekten nedir? Sıfırdır. O yüzden bu da doğru çıktı. Peki f türev 7 2 f türev 7 2'dir diyor. 7 şuralarda bir yerde hani Şuralarda bir yerde bunun eğimi mi, mi acaba? Yani daha doğrusu buradaki türev 2 mi? Şimdi zaten burası doğru olarak gittiği için şu doğrunun eğimini bulmamız yeterli. Yani 7'de de bunun ne? türevin değeri bu doğrunun eğimidir. O zaman şuradan yola çıkalım. Şurada bir üçgen var, görüyor musun? Buradaki üçgen. Şu üçgenden gidelim. 4'ten 2 çıkarttım 2. 5'ten 4 çıkarttım 1. Evet. Bunun eğimi bak şu açın tanjantıydı. 2 bölü 1'den 2 çıktı. Yani sadece 7 içinde değil. 8, 9, 10 içinde hep nedir? Türev değerleri 2'dir. Bu da doğru. Bize kaç tanesi doğrudur diyordu. Sorumuzun cevabı o zaman nedir? 4 tanesi doğrudur. Evet. Bu testte ne oldu? Bitti. Peki. Diğer testte görüşeceğiz tekrar. Şimdilik hoşçakal diyorum sana. thank you